Galatasaray'a bir teklif yapılmış. Arturo Vidal Galatasaray'a önerilmiş. Evet yani ben bonservisimi alırım demiş. Bir problemim yok. Ama şöyle bir handikap var tabii. Yani Çok önemli yerlerde oynadı biliyorsun söylemeye gerek yok. Leverkusen gibi, Juventus gibi, Bayern gibi yerlerde oynadı. Bu sezonda 23 maçta 1 gol 2 asisti var. Handikap şu, Fatih Terim diyor ki biz artık futbolcuların geleceğine yatırım yap, yapmak istiyoruz. ...geçmişine, Geçmişine değil diyor. 33 yaşında bir oyuncu bakalım ne tür bir karar. Ama genelde bu tür böyle hani bir tane oyuncu olsun düşüncesi hakim oluyor. Neticelenmiş bir şey yok ama Arturo Vidal e, ismi Galatasaray'a önerilmiş. Yani Arda Ar özür dilerim. Arda ile Babel'le Falcao'yla çok güzel geleceğe yatırımları onayladı Fatih <laughs> Hoca. Bravo. Değil mi? Doğru söylüyor. öyle var mı yani, yani? o kadar yatırım, Yani Arda Babel Falcao yani Öyle, öyle şimdi genelde konuştuğu cümle üzerinden gidiyor. Tabii, tabii, yok ben. Yani beyan öyle esastır. Yok, doğru, beyan. doğru, doğru, ben yorum yapıyorum. Yani beyanı, beyanı bu. Muhammed, evet geleceği yatırımdır. Kabul. Net. Evet, Onyekuru. Taylan, geleceği Taylan, yatırımdır. Taylan, Onye Onyekuru, var geleceği yatırımdır. Kerem, Kerem, bunlar, bunlar baş üstüne. Evet, evet, yani işte. var geleceğe. de. Ama bazen şöyle bir şey var. Tecrübe de mi Bir takımın, bir takımın harmanı diye bir şey var. Yani bir takımı 20-22 yaş grubundaki oyunculardan kurarak hedefe ulaşamıyorsun diye. Doğru bile. söylüyorsun. O da var o yani. Da var. Aralara iki, ikişer tane üçer tane koyman lazım. Haldun abi muhabir Sercan Dikmen'in bağlantı sırasında yüzü gülüyorsa Beşiktaş'tan güzel haberler <laughs> i̇şler, var demek. İşler iyi gidiyor demektir yani. Bakacağız. Eğer yüzü gülmeyip kravatı bağlanıyorsa takarsa, kırmızı kravatı takarsa da bir transfer haberi var. <laughs> Siyah taktığına göre transfer haberi var mı bilmiyorum. O da Ergin Aslan'ın yolundan gidiyor. Siyah beyaz. Dikkatinizi çekti mi Aldun abi? Evet, sevdiğimiz kardeşimizdir Sercan. Abi. Şimdi Sercan <laughs> güldüğüne göre o zaman keyifli bir haberle yola devam edeceğiz. Bırakalım arkadaşımıza sözü. Aykut İnce çok teşekkür ediyorum. Aldun abi, Ergin abiye selamlar, saygılar. Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray oranla katük ortamın içerisinde değil. Liderliğin tadını çıkarıyor. Hem de Fenerbahçe karşısında oynanan oyun, ...maçın adamının altay ay seçilmesi... ...bu tür etkenler Beşiktaş'ta ileriye dönük... ...iyi sinyallerin özellikle şampiyonluk yarışında... ...önünü daha net görmesini sağlayan faktörler oldu. Sergen Yalçın maçın ardından takıma izin vermeden... E, ...antrenmanlarına devam ediyor. Tabii ki milli takıma giden oyunculardan yoksun çalışmalar devam ediyor. Bu dönemde milli ara döneminde Beşiktaş yönetimi... ...transferle de ilgili çalışmalarını gerçekleştiriyor. Özellikle e, iç transferle ilgili... Valentin Rozi'ye ve Gezzal'la ilgili durumu paylaşalım. Beşiktaş Kulübü yöneticileri Gezzal'ın bonservisini almak istiyor ancak e, Leicester City yüksek bir meblağa transfer etmişti Gezzal'ı. Yine e, 5-6 milyon euro seviyelerinde bir isteği var. Ancak Beşiktaş yönetimi bugün itibariyle değil e, şampiyon olunması ve Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi durumunda e, Raşit Gezzal'la ilgili tasarrufunu sunacak ve Gezal'ın bonservisini servisini alacak. Ancak birinci kriter burada Roziye'ye oranla sezon sonuna bırakılacak ve Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi durumunda e, Gezal için bir bütçe ayrılacak. E, Roziye, e, Sergen Hoca'nın da raporu doğrultusunda gelecek yıllarda takımda tutulması e, planlanan bir oyuncu. Bununla ilgili çalışmalar var. Beşiktaşlı yöneticiler Sporting Kulübü ile görüşüyor. Şöyle bir detay verelim. Roziye Beşiktaş'a kirala, kiralanacağı süreçte Sporting Kulübü'nün e, yapılacak olan kontratın içerisinde 6,5-7 milyon euro seviyesinde bir madde bonservisini satın alma yönünde bir madde isteği vardı. Ancak o son gün itibariyle kalkmış. Ancak bu isteğinden e, yola çıkarak Sporting Kulübü'nün e, Roziye için nasıl bir bonservis ücreti talep edeceği de e, biraz, biraz, biraz önümüzde ışık tutuyor. E, Beşiktaş 6-6,5-5-5,5 seviyelerine Rozier için çıkmasını beklemiyoruz. Ancak en az 3 milyon, 3,5 milyon euro seviyelerinde e, bir indirme gidilmesi durumunda e, Beşiktaş Kulübü Roziye için bon servisini almak istiyor. İlerleyen günlerde pazarlık seviyelerin biraz daha kızışmasını bekliyoruz Portekiz Kulübü ve Beşiktaş yönetimi arasında. E, Mensa, e, Kayseri Spor'la yapılan kontrat içerisinde 4,5 milyon euroluk zorunlu olmayan bir bonservis satın alma durumu var. Bugün şartlarında e, Mensa için Beşiktaş kulübünün bu e, meblayı 4,5 milyon euroluk bonservisini pek e, ödemesini beklemiyoruz. Bununla da ilgili bilgi vermiş olalım. Özellikle Fenerbahçe derbisindeki oyun son zamanlarda Sergen Yalçın tarafından az süre bulması Mensa'nın. Ancak tabii ki biraz daha kiralama durumu olabilir mi? Şampiyon olunması durumunda bu da önüne gelecek olan durumlardan biri. Ama 4,5 milyon euro biraz yüksek bir durum ama sezon sonu tekrar değerlendirilecektir mensahla ilgili. ilgili ee, Dorukan yine bu stüdyolarda burada Dorukan'ın e, Seltevigo ile olan görüşmesinin altını çizmiştik haberleştirmiştik evet, evet. Ee, devam lütfen Aykut Ince lütfen yo yo devam et kısa e, sorun var Mergin yok şey e, orayı bağla orayı bağla Seltevigo ve Dorukan arasında görüşmeler sürüyor e, çok büyük olasılıkla artık her yayında söyle, söylüyoruz ama tekrar düşmemek için Biraz Dorukhan ve Beşiktaş arasında sezon sonu yollar ayrılacak gibi net bir durum var. En önemli şeyi sonda söyledi Sercan. Teşekkür ederiz Sercan. Teşekkür Ağzına zaten. sağlık. Sen. Kıymet verdin. Dorukhan'ı biliyorduk. Tabii Şimdi sen de altını doldur istersen Sercan'ın. E hayırlı olsun Dorukan Yani Beşiktaş Dorukanla gelmedi buraya. Bu sezon çok da faydalandığını söyleyemeyiz. Beşiktaş'tan çok daha iyi bir yer ve garanti forma göreceği e, formayı kapma ihtimalinin daha yüksek olduğu yer olduğunu çok düşünmüyorum. Ha Seltebigo ben de isterim gitsin Dorukhan. Beşiktaş'ta da helalleşecekse de geçmişe yönelik burada sıkıntı Real yapmaya gerek yok. Istiyormuş. Tamam sıkıntı yapmaya İspanya. gerek yok İspanya Ligi'nde gitsin oynasın iki taraf için de iyi olur. Beşiktaş'ta şöyle kalır Beşiktaş'ın kendi gerçekliğinde kendi kriterlerinde ve üst, üst maaş skalasında evet derse Dorukhan, Dorukhan kalır. Beşiktaş yönetiminin bu konuda <laughs> vermediği tavizi ben takdir ediyorum. Haldun Abi zaten konuşuyorduk hep Dorukan meselesini. Ya ben Dorukan meselesini en baştan söylediğim için şimdi artık tekrar söylememe gerek yok. Şu var, Dorukan meselesi üzerinden odaklanmayalım. Eğer bir oyuncu sözleşmesi bittiği halde yani sezon sonunda sözleşmesi bittiği halde Ocak ayında hala imzayı atmamışsa bilin ki gidiyor oyuncu. Çok, yani 100 tane de bir net, tane net, ya da doğru. iki tane olur. Doğru. Dorukan gidecek diye burada söyledim. Herkes hayır, ısrar ettiler. Atacak Dorukhan, dediler, kalacak, imzayı atacak atacağım. imzayı dediler. Gidecek belli yani. Artık burada e, eğer imzayı atacak olsa Ocak ayında atar zaten. Hadi bilemedin Ocakla transfer dönemi var Şubat arasındaki süreçte atar. Yani burada imzayı atmayacak e, net bir şekilde ortaya çıktı. Hatta onu da söylemiştim. Fenerbahçe görüşmeleri oldu. Eğer Beşiktaş'la anlaşamazsan bize gel e, düşüncesi oldu. Ama şu anda Fenerbahçe o bölgesinde çok ciddi bir kalabalık oluşturduğu için de planı belki ikinci e, şekle attı. Gezal'ın kulübünde sıkıntı var mıydı? Bence olmaz. Şöyle bir yıllık sözleşmesi var orada ve önümüzdeki sezon sonu bitiyor. Bence Gezal transferi bitirebilirse Beşiktaş Rosiye göre daha kolay olur. Çünkü kiralamak isteseniz adam diyecek ki Leicester'dı. Ya adamın sözleşmesi bitiyor. Niye kiralayayım? Beşiktaş'ın Gezal'ı bonservisiyle hani Piyasa ve yazan değerinin çok altında alma ihtimali ben yüksek görüyorum. Burası için çok ideal, çok iyi bir oyuncu çok oturdu ama Gezal'ın şu mesela mevcut temposuyla Premier Lig'de Leicester City'de 11 başlayabileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi onu O yüzden Beşiktaş'ın burada eli biraz güçlü. Onu şimdi Mahrez'in yerine aldılar biliyorsun. Hmm. Evet, yani Mahrez pozisyonunu aynı şekilde oynayan oyuncu diye. Yalnız bu e, yıl Özellikle bu işte 10 asistin üzerine falan çıkmaya başladığı andan itibaren Leicester taraftarı biz bu oyuncuyu Mahrez'in yerine almamış mıydık? Neden gönderdik diye <laughs> bir tabii, tabii. isyana başladı. Benim tahminim de şöyle yalnız galiba sezon başı çağıracaklar yine. Yani sezon başı bir kadron göreceğiz. bir kamp görecek yani orada hani dediğin olay yani Premier Lig'de de aynı işleri yapabilir mi diye bir kamp gösterecekler ona diye düşünüyorum. Ee, yani çünkü oyuncunun 13 milyon euroya geldi yanlış hatırlamıyorsam Leicester'a yani 13 milyon euroya aldığın bir oyuncuyu da hani 1 milyon euroya vermezsin yani. Hani kalsın dersin yani. Onun için Ama de, boşa çıkacağı için Haldun abi belki, Bir senesi ya bir var ya sene işte. Sonra, evet, Onun bir için diyorum sonra. bir senesi olduğu için Biraz e, rakam öyle o kadar ucuz olmaz yani. Öyle 1 2 3 falan olmaz. 3 4 de verilir ama. Ha, yani de 5 4, falan 4, isterler 4. yani. 5 falan isterler ama 4 de anlaşılır. Onu bilemem. Yani isteyecekler. E Beşiktaş şampiyon olursa zaten Şampiyonlar Ligi'nden ciddi bir gelir elde edecek. E o 4'leri 5'leri verecek evet. yani burada. Tamam Montero'ya vermeyecek. %50'sini 4.5 milyon euro'ya e, alabiliyorsun Montero'nun. Tamam ona verme. Ya da işte men saha 4.5 milyon euro verme ama Gezala sende sen 13 asist yapmış, bir gol atmış, 14 golü doğrudan tesis etmiş bir önce vereceksin. Roziye'de benzer bir şekilde sıkıntı var. Hani o da 4 milyon evet. euro diyor ama İtalyanlar istiyor. 8 evet. milyon euro vermiş İtalyanlar. Peki, dış maç özetlerini hazırladı arkadaşlarımız. Biraz da milli haftaya da girdik, milli araya da girdik. Özleyeceğiz ligleri, kabul edelim. Ama milli heyecanla bir başka. Onu da konuşacağız. Saat başında konuğumuz Skype bağlantısında kıymetli Bilal Meşe olacak.